Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ömer Yıldız'la berabersiniz. Aldığımız yerden seriye devam ediyoruz gençler. Ara yollar çıkarttım. Abi diyeceksiniz bunları niye yaptınız diye sorarsanız hemen söyleyeyim gençler. Şehirde City Skyline'da söyleyemedim. İnsanlarımız oldukça fazla yürüyorlar. Yani toplu taşıma şu anda yok şehirde. Ama yürüyüş yollarımız aktif. Hatta şuraya da bir tane şöyle yapalım arkadaşlar. Bağlansın insanlarımız. Gidip gelsinler. Gerçekten çok önemli. Bakın. Görüyor musunuz? Adamlar nasıl yürüyorlar ya? Şimdi aynısını bizim şey için de yapmamız lazım mesela. Sanayi için de yapmamız lazım. Şuradan bir tane Hüsnü abi. Ne yapalım lan? Mesela buradan buraya geçsinler gençler. Yayaların burayı yıkmamız lazım. En kısa sürede burayı yıkmamız lazım. Çünkü buranın anasını belirleyecek bunlar. Belli oldu. Şimdi mesela bu binaların arasından da geçiş vermemiz gerekiyordu. Onu unuttum tamamen. Bunlar çok önemli. Gerçekten çok önemli. Oradaki arasından bir tanesi. İnsanlar yürüyebiliyorken yürüsünler. Aksi takdirde hayvan gibi araba kullanıyorlar. Ve bu da bizim için trafikte sıkıntı oluşturuyor gençler. Işıklarlar. Şöyle boş yerleri de oturalım. Bizden residential area istiyordu. Şimdi bu tarafa doğru çıkartacağız ama şöyle kabak gibi yapmayalım burayı. Buradan da üzülmeyin oğlum işte yeni imkanlar sağlıyoruz. Buraya da şöyle bir residential area olduğu için verirsek sıkıntı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen şuraya binalar yerleştirmeden önce evlerimizi koyalım gençler. Şöyle toprak yollardan niye olmuyorsun? İleride buraya gökdelenlere çevirdiğimiz zaman ortası boş kalacak. Ve mükemmel olacak. Hep beraber inşallah görürüz. Gel abi gel 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 gel. Dol oralar dol dol dol. Aa orayı yapmayacak. Dur. Şimdi insanlar çoğaldıkça elektrik ihtiyacı da artacaktır yavaş yavaş. Tamam residential area'da bu bölgenin sorununu çözecektir diye tahmin ediyorum. Herkes yürüyor şeklimizde. Herkes. Herkes yürüyor. Bu da iyi bir şey. Şimdi şöyle bir yol verelim buraya. Ben problemine geçmek istemiyorum. Görüyorsunuz işe giderken gelirken hepsini arıyorlar, hepsini tüm kullanıyorlar. Bence gayet başarılı ve güzel bir yöntem. Şimdi bu sanayi bu taraftan toptan fiyatına satışlarımız devam edecek arkadaşlar. 2400 popülasyona ulaştık ve yeni bir yer satın alabiliyoruz. Güzel de para verdi açıkçası. Vallahi ilaç gibi radyo oldu. Recycling yapabiliyoruz. Yeni assetler yapabiliyoruz. Yeni yollar yani. Bayağı genişti. Feribot yolları yapabiliyoruz. Isıtmalı. Toll road yapabiliyoruz. Gayet güzel. Çok güzel şeyler geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi şurada elektriğimiz yok. Çöp arıtma tesisimiz de. Oraya şöyle bir tane çekeriz artık. Eşek değiliz o kadar da. Burada su ihtiyacımız arttı. Çünkü suyumuz yok buraya. Hemen su çekiyoruz. Burada hırsızlık olayları arttı. Bir tane polisi... Neydi hangisinden polis şu? Bir tane polisi şuraya koymamızda fayda var gençler. Oranın her tarafını kapsayacaktır. Elektriği var oranın, suyu da var oranın. Güzel. Burası gayet güzel. Bu bölgeyi gökdelenler yapabiliriz. Şimdi burası ne kadarmış? 6600, 6000, 5500, 5000. Dağlık bölgeyi almaya gerek yok. Yeraltı kaynağı yok zaten. Burada aslında burada petrol var biliyor musunuz? Bence buraya alalım. Bir sonrakine de buraya alırız. Aldım gitti. Hayır uğurlu olsun vatana millete. Şu bölge sanayi bölgesi için maalesef onu da şuraya koysak her tarafı kapsıyor mu? Yani aslında kapsıyor. Yangın kulesi falan yapıyoruz. Aslında en iyi yangınla mücadele helikopterle oluyor. Ama şu an onu açamıyoruz maalesef. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane buraya koymamız lazım. Bir tane de buraya koymamız lazım. Vallahi giderimiz çok arttı arkadaşlar. Şimdi ben bir oyunu durdurayım. Şu yolu bir düzenleyeyim. Aa elektrik yok diyor lan. Elektrik sıkıntısı mı baş göstermeye başladı? Evet. İdareten bir tane şundan yapalım. İleride arttıracağız elektriği. Şu an sıkıntı çıkmayacaktır sanırım. Aynen. Şimdi idareten yaptık. Oraya elektrik yetmiyor mu? Oraya da yetiyor. Tamam her tarafın elektriği var. İleride oraları düzenleyeceğiz. Burada bir trafik oluşmaya başladı fakat sıkıntı yok. Buraları çift duble yol falan yapacağız ileride. Buradan gelenler otobana çıkıp gidecek. Bu bölgeden sanayiyi ileride dediğim gibi kaldırabiliriz. Çok deli planlar var ama hepsi zaman isteyen şeyler. Evet arkadaşlar yeni otoyolumuzu açıyoruz. Ya işte değil kendi öz sermayemizle kurduğumuz bir şey bu arkadaşlar. Evet gayet de güzel oldu. Buradan birazdan yapacağımız orman tesisimize, ciğerlerimize ormanı yapacağız, keseceğiz ama
gayet de güzel olacak yani. Şimdi yeraltı kaynaklarımıza hemen bir göz atalım. Bu bölgede forest çok fazla var. Kenarları da şuraya da şöyle yüksek getirisi olan turistik yerler yapabiliriz arkadaşlar. Koltukta kaydım gittim yine. Şöyle bir düzeleyim. Şunun yanına koyalım. Sanayimize de şu ikisine de sanayi verdim gitti. Birazdan sanayi oldukça fazla artacak gerçi ama yapacak da bir şey yok. Şimdi highway yapmayacağız. Artık bu sanayi yolundan yapacağız. Ne diyor? Medium Industry Road. Endüstri Road'u yolu yapabiliriz. Şimdi çok fazla giderimiz olacak. Şimdi Paint Industry Area dedik. Şimdi aynen şu bölgeye konuşlandıracağız biz sanayimizi. Şu bölgemiz orman sanayisi olacak. Şöyle bu bölgedeki bütün her şey hatta dışarıya da taşıyabiliriz. Şöyle buralar da orman endüstrisi. Endüstrisi. O yüzden şu bölgeyi komple boyuyorum gençler. Bilginiz olsun. Dışarıya da taşıyabiliriz. Sıkıntı yok. Şurada tarım yapabiliriz aslında. Çok da elverişli toprağımız yok ama biçimsiz oldu. Şöyle yapalım burayı. Tamam. Buraya bir tane bina yapmamız gerekiyor. Ver abi şuraya bir tane main building yapmamız gerekiyor. Şimdi onu verimsiz yere yapalım. Şöyle şuraya yapalım. Aynen öyle. Şimdi industry areas'a başladık arkadaşlar. Industrial areas'a başladık. Şimdi buradan giderek arttırabiliyoruz bunları. İlk başta temel bir bina yapmamız lazım. Zamanı biraz hızlandıralım gençler. Para gelsin. Şimdi burada elektrik yok tabii ki de. Bir tane bundan yapalım. Dışarıdan şu anda öyle pis bir koku geliyor ki sanırım midem bulandırılacak. İşte çok zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Sanırım kokarca geçiyor arkadaşlar ya. O değil, para bitti. Elektrik yok. Şimdi oranın elektriği yok gençler. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Abi buradaki ışığı kaldır ya, gözünü seveyim. Trafik ışığı olmasın burada. Yapıştırsın gitsin. Ve ayrıca burası tek şerit olsa güzel olacak ya. Görüyor musunuz trafiği arkadaşlar? Hayvan gibi trafik oluştu burada. Hayvan gibi trafik oluştu. İnsanların yürüyüşüne bakın. Of of. Neyse şimdi burası idarede dursun. Biz sanayiyi ileride komple buraya taşıyalım ki Holy Woodland ne oğlum? Sanayi Caddesi. Sanayi Atatürk Sanayi Caddesi. Neydi o ya? Unuttum bak. Maslak Otosanayi. Maslak Orman Sanayi olsun. Sanayi. Varsa yorumunuz ileride değiştiririz. Şimdi görüyorsunuz buradan bakalım. Haftada bize -768'e patlıyor. Şu an hiçbir şey satamıyoruz. Elektriğimiz yok çünkü burada. Elektriği nasıl dikeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bir tane şundan koyayım arkadaşlar şimdi. Burada çok az üretiyor bu ama bunu besleyecektir. Şimdi bakalım. Yavaş yavaş üretmeye başlayacaklardır. Bir tane daha orman şeyinden koysak güzel olacak aslında. Endüstrimiz ne alemde? Koyabiliyor muyuz herhangi bir şey? Şundan bir tane daha koyabiliyoruz aslında, biliyor musunuz? Vallahi dışarıdan kokarca geçiyor gençler. Çok pis kokuyor, çok pis. Suyu da yok buranın. Vallahi para çok kısıtlı ya. Çok kısıtlı paramız var. Eve ihtiyacımız var. Şurada sanayi birazcık sıkıntı olmaya başladı ama nasıl yaparız bilmiyorum. Şimdi burada ileride çok yüksek oranda trafik olacak. Onu da bir şekilde çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bizim şeyimiz burada. Asıl elemanlarımız burada. Bunlara buradan bir yol çıkarmamız lazım. Şimdi otobanın üstünden geçecek tabii ki bu yol. Şöyle kenardan yolla paralel geçsin diyorum ama hatta şuradan bir tane de şuraya geçirdim biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Buradan da şöyle gelen yayalarımız olacaktır. İzleyin demedi demeyin. Birazdan buradan yürümeye başlayacaklar arkadaşlar. Çünkü bu tarafta iş lazım. Yani işe gitmeleri lazım. Yaşlılara bakım diyor. Oğlum bizim kendi halkımıza bakım yapabildiğimiz yok. Ne yaşlısı? Şimdi burası nasıl gidiyor? Hala eksideyiz. Çünkü üretimimiz çok az. Hemen sanayi yapmaya devam edelim buraya. Bir tane daha yapalım. Kızar yapamıyor muyduk? Ha bu neydi? Forster Main Building. Bunu yaptık zaten.
Ve oldukça fazla işçi eksiğimiz var gençler. Çok fazla işçi eksiğimiz var. Bunu nasıl telafi edeceğiz bilmiyorum. Buraya bir posta daha şöyle şey yapabiliriz. Bu evler şöyle simetrik olsun diye şey yaptım ben. Buraları şey dedik hani biliyorsunuz yüksek evler yapacağız dedik. Bence çok güzel oldu ya. Vallahi güzel oldu. Sanayiye çok fazla ulaşım olsun istemiyorum buradan. Ama sanayiden de eksik kalmasınlar. Şekilli şukulu oldu mu daha güzel oldu. İleride buraları ormanlarla doldurursak emin olun çok daha hoş olacaktır. Şimdi ev nereden yapıyorduk? Şuraları ben yine ev koymaya devam edeyim. Çünkü çok fazla popülasyona ihtiyacımız var. Çünkü neden? İşçiye ihtiyacımız var. İleride buraları engelleyeceğiz. Kamyon tır falan girecek. Zaten şu anda giremiyor. Böyle bir poliçemiz de var. Yolları unuttuk gençler. Yolları unuttuk. Yayaların yollarını unuttuk. Bakın. Güzel güzel güzel. Daha az ev yapıyorsunuz ama görsellik olarak çok daha hoş oluyor bence. Bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani şuraya göre bence burası çok daha hoş oldu. Şöyle ağaç maaş da kondurabiliriz içerisine. Hemen bakın şöyle değişik türdeki şeyleri konumlandırırsak. Çalılarda adamların anısını bellemesinler sonra ama burada su ihtiyacı doğdu. Evet buraya su vermemişiz. Ölünüzü gömün gençler. Yapacak bir şey yok yani onu da devletten beklemeyin. Burası nasıl gidiyor? Burası bayağı kötü gidiyor aslında. Biraz erken giriştik sanırım bu işe. Çünkü işçi eksiğimiz var. Çok fazla iş bölgesi var ama işçi eksiğimiz var. O yüzden çok da iyi gittiği söylenemez açıkçası. Burada da bir tane ölü adam var. Hadi gençler hadi. Hangisini yapıyorduk lan? Elder Care değil. Child Health değil. Cemetery. Ölüleri yakan hangisiydi lan burada? Mecbur cemetery yapacağız. Ölüleri gömecekler. Ne kadar istiyor? 8000. O zaman şuraya bir yere yapalım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Mezarlık manzaralı. Gökdelenler olmasın. Şurayı yapsak iyi ya. Vallahi şuraya yapalım geçelim. Ben şuradan şuraya da bir yol vermek istiyorum desem ama şimdi bu kamyonlar buraya gelirler. Anasını bellerler ortalığın. Bu şehir girdap gülüm olmuş burası. Buraya bir tane güzel burası da iyi gidiyor. İşçi eksiğimiz çok fazla arkadaşlar. Çok fazla işçi ihtiyacımız var. Aslında lan bu yoldan hiç yürüyen yok. Ha var bak görüyor musunuz? Adam gidiyor işini. Nerede çalışıyormuş bu? Burada oturuyor. Forestry Main Building'e gidiyor. Adamın yürüdüğü yola bak 5 kilometre. Oğlum öyle hayat kolay değil. Masa başı işi bulayım falan yok yani. Amele gibi çalışacaksınız bu şehirde. Yeni bina bulundu diyor. Yeni binaya gerek yok gençler. Radio Tower diyor. Şu an gerek yok gerçekten. Yangın şeyi açılırsa yangın kulesi yapmak istiyorum. Bir tane. Ama şu an o da yok sanırım. Var mı? Fire Depot. Hayır yok. Evet şu bölgede şu an çok kötü gözüküyor ama ileride burada gayet güzel şeyler olacak arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Bu bölgeye şuradan bir yol çıkartıp rezidans bölgesi yapacağım. Public transport yapabilirsiniz diyor ama şu an inanın buna yapacak ne paramız var ne bir şey. Adamlar yürümek zorunda trafikte akacak bir yerde. Çok fazla trafik sıkışıklığı yok. Burada birazcık beklemeler oluyor. Ama ona da yapacak bir şeyimiz maalesef. One Lane Highway. Şimdi bakın gençler. Şuradan şöyle bir tane çıkartalım. Buradan bu tarafa gitmek isteyen adam direkt aksın gitsin. Hiç buraya trafiğe bulaşmasın. Bu tarafa gitmek isteyen oluyor mu? Burası genelde sanayi bölgesine gidiyor sanırım. Bu nereye gidiyor abi? Exporting. Süper. İhraç edeceğim malı arkadaşlar buradan geliyor. Hiç buradaki trafiğe girmeden direkt çevre yoluna bağlanıyor çıkıyor. Bu yol ileride yetmeyecek. Bakın şöyle bir add-on göstereyim size de. Add-on da ne işe yarıyor? Şimdi buraya tıklıyorsunuz mesela. Buradan gelen adam, pardon yanlış yere tıkladım. Yine yanlış yere tıkladım. Buradan gelen adam bu şehirde kullansın diyorsunuz. Buradan gelen bu şehirde kullansın. Buradan gelen de düz gitsin. Buradan gelene de tek şerit açıyorsunuz gençler. Buradan gelen de buraya gitsin diyorsunuz. Artık buradan gelen olursa bu taraftan bu yoldan çıkan direkt bu şeridi kullanıyor. Ve hiçbir şekilde mani olmuyor. Oo, burası kâra geçmiş süpersiniz lan. Adamsınız oğlum. Buraya bir tane elektrik santrali koyalım ve buradaki üretimimize son gaz devam edelim. Çünkü üretim sıkıntı olacak gibime geliyor bana. Kötü bir yere koyduk. Bir saniye. Bunu buraya koydum abi. Bunu buraya koyma. Bu çevrenin anısını beller bu. Bu tekrardan burada kalsın, burada bir yerde kalsın. Ha şu an çok fazla var aslında. Bizim tek yapmamız gereken buradan buraya elektrik çekmek. Gel bakayım. Şehir hattına bağlansın.
Biz orman sanayisinde devam edelim. İşçi sıkıntımız hala oldukça yüksek. Abi evleri geniş geniş yaptığımızda o zaman şöyle yapalım. Birazcık ev ortamını artıralım gençler. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya şöyle bir çıkartalım. Bu araya da küçük evlerden coştur abi. Artık deniz kenarına da ev hizmetini verdim. Dur bir saniye. Şuraya olmasın. Oraya da olmasından. Abi adamlar nasıl açsa hemen kondular yani geceleri. Gece kondu. Adı üstünde. Var ya yapın lan. Buraya da yapın anasını satayım. Yerleşin. Oh buradaki trafik felaket. Ben burayı bölüm sonunda toparlayacağım. Ya yani bölüm dışında toparlayacağım daha doğrusu. Çünkü dakikalarınızı burayla almak istemiyorum. Çıkışımız 32 ton 640 dolarlık ihraç yapıyoruz. Ama işçi sayımız çok az işte. Oradan bir sıkıntı yavaş yavaş yaşıyoruz ama çözülecektir diye tahmin ediyorum. Bakın buradan işçilerimiz geliyor mu? Gelmiyor. Niye gelmiyor? Bak adam bisikletle gidiyor işine. Görüyor musun? Temiz çevre. Owner. Nerenin owner lan bu? Burada yaşıyormuş arkadaşlar. Nereye gidiyor? Forestry Main Building. Adam direkt patron olmuş ya. Görüyor musunuz? İşçimiz çalışıyor arkadaşlar. Hadi bakayım yapıştır sen. Sen iyi gidiyorsun. Evet. Buradan direkt şurada temiz üretim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bir rüzgar türbinimiz var. Burada ormancılık yapıyoruz. Çok güzel işler çıkartacağız burada. Çok güzel. Şimdi buraya gelen araba var mı mesela? Nereye gitmek istiyor bu? Nereye gidiyorsun abi sen? Tamam. Şimdi şuraya şöyle bir şimdilik idare edecek şekilde verelim gençler. Bakın şöyle bir... Hayır abi şuradan çıkartacağım. Elektriği götürecek yalnız. Şimdi bakalım burayı kullanan olacak mı? Burayı adam etmek bayağı zor olacak. Şimdi bakın adam şehrine gidiyor ama şehrine gidiyor diyorum. Mahallesine gidiyor. Çat diye giriyor gençler. Görüyor musunuz? Çat diye giriyor. Hiç beklemiyor. Trafiğe kalmıyor. Ama tabii ki bu buradaki sorunu çözmeyeceğimiz anlamına da gelmiyor arkadaşlar. Evet. Bu bölümlükte benden bu kadar. Bayağı bir geliştik. Şehrimize şöyle bakmak gerekirse buraya bir çözüm bulacağız. Bok götürüyor çünkü. Hakikaten bok götürüyor. Çünkü kanalizasyonu denize, nehre döküyoruz. Oradan da Allah bilir nerelere gidiyordur. Şurada güzel bir yerimiz var. Burada balık malık işlerine de gireriz gibime geliyor bana. Ondan sonra buranın ilerisinde açabiliriz. Şimdilik sanayimiz güzel. Ev ihtiyacımız var. Evleri de yapacağız. Büyük ihtimalle ben şu tarafı da alırım. Bu bölgeye de ev yaparız. Ya da şu bölgeye de ev yapabiliriz arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler gençler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Oyunsuz kalmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.